Merhabalar. Bildiğiniz gibi bu ay akciğer kanseri ayı. O yüzden biz de akciğer kanseri ile ilgili kısa bilgilendirme yapacağız. Evet, akciğer kanseri tüm dünyada hem bayanlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türü ve en mortal olan, en ölümcül olan kanser türü. Hastalar daha çok ileri evrede bize başvuruyorlar. %50-60 zaten metastatik evrede hastalara tanı konabiliyor. Bu yüzden de iyileşme ihtimalleri daha düşük oluyor. Erken yakalandığında lokal tedavilerle, cerrahiyle hastalar tamamen iyileşebiliyor. Akciğer kanserleri tip olarak öncelikle küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olarak ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli akciğer kanseri %15 oranında gözüküyor ve %99 sigaraya bağımlı bir kanser türü. Tedavisi diğerinden farklı. Tedavisinde kemoterapi, radyoterapi öncelikli, cerrahi düşünülmüyor. Bununla beraber küçük hücreli dışı olan akciğer kanseri ise %85 görülüyor. Adenokarsinom, squamous hücreli karsinom ve diğer tipleri olmak üzere değişiyor. En sık adenokarsinom gözüküyor. Sigarayla yine ilişkili. Sigara dışında risk faktörleri çevre kirliliği, radon gazı, asbest maruziyeti, genetik nedenler ya da daha önce radyoterapiye maruz kalma herhangi bir sebeple sayılabilir. Akciğer kanseri nasıl tanı konuyor, hangi semptomlarla geliyor diye düşünecek olursak, hastalar daha çok göğüs ağrısı, son zamanlarda artan öksürük, balgam, nefes darlığı, geçmeyen sırt ağrısı ve kilo kaybıyla gelebiliyorlar. Yine ses kısıklığı bu hastalarda mediasten dediğimiz akciğer lenf bezlerinin tutunumuna bağlı olarak görülebiliyor. Başlangıçta bahsettiğim gibi erken evrede tanı konulduğunda küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda cerrahiyle tam iyileşme mümkün. Biz ameliyat sonrası hastanın yaygınlığına, evresine göre koruyucu tedavi verebiliyoruz. İleri evrelerde ama uzak metastazı olmayan, lokal olarak ileri evrelerde kemoterapi ve beraberinde radyoterapi tedavi seçeneklerinin başında geliyor. Bununla beraber sıçramalı hastalıkta, yani evre 4 hastalıkta ise biz hastalara sistemik tedavi veriyoruz. Bu sistemik tedavi, kemoterapi, akıllı ilaçlar dediğimiz hedefe yönelik tedaviler veya immünoterapi şeklinde olabiliyor. Kemoterapi sadece tümör hücrelerinde hücre ölümüne sebep olmuyor, aynı zamanda normal hücrelere de zarar veriyor. Bu yüzden yan etkileri daha fazla. Hızlı bölünen hücreler, saç, gastrointestinal sistem, işte fertilite ile ilgili sisteme zarar verebiliyor. Bu yüzden saç dökülmesi, bulantı, kusma, ishal gibi yan etkileri sık görüyoruz. En sık da kemik iliğine zarar oluyor, kan değerlerine düşmeler yapabiliyor. Diğer tedavi yöntemlerinden hedefe yönelik tedaviler, direkt tümöre sebep olan gendeki bozukluk bakılıyor patoloji ya da genetik laboratuvarlarında. Eğer bir sebep saptanırsa, bu gen mutasyonları saptanırsa, ona yönelik hedeflenen tedaviler veriliyor. Bu gen mutasyonlarından en sık EGFR, ALK, ROS mutasyonlarını görüyoruz. Sigara içmemiş bayanlarda genç yaşta daha sık görülebiliyor. En sık EGFR mutasyonu mevcut. Bu da %15 oranında bizim ülkemizde. Burada kullandığımız ilaçlar ağızdan hap. Kemoterapi gibi yan etkileri fazla değil. Sadece hedefe yönelik EGFR mutasyonunu bloke ettiğinde ona bağlı yan etkiler görülebiliyor. Daha çok ishal, halsizlik, döküntü gibi baş edilebilen yan etkileri görmek mümkün. Diğer tedavi yöntemi de immünoterapi. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini artırarak T hücreleri aktive ederek tümörle vücudun kendi kendine savaşmasını sağlayan bir tedavi yöntemi. Bu tedavi de damardan uygulanıyor, belli periyotlarla uygulanıyor. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin artmasına bağlı bir savaş söz konusu olduğu için yine yan etkiler kemoterapiyle kıyaslanamayacak derecede az. Üstelik immünoterapilerle ya da hedefe yönelik tedavilerle bu sıçramalı hastalıkta, metastatik evrede sağ kalımlar beklenenden çok daha uzun olabiliyor. Bunun dışında lokal tedaviler, radyoterapi, mesela böbrek üstü metastazı olduğunda ya da beyin metastazı ya da kemik metastazı olduğunda semptomatik iyileşme sağlamak için, ağrıları azaltmak için ya da beyinde sağ kalımı artırmak için radyoterapi de uygulanabiliyor. Teşekkür ederim.